Herkese selamlar. Bu hafta itibariyle sezonun ilk brokoli hasadına başlıyoruz. Yaklaşık olarak fidelerimiz dikim yapalı 60 gün geçmişti. Zaten çeşidimiz de 60 ile 65 günlük bir çeşit. Çeşidimizin ortalama ağırlığı, yani baş ağırlığımız 600 gram civarı. Brokolinin şöyle bir özelliği var. İlk şu başı kestiğiniz zaman yanlardan sürgün çıkıyor. Yaklaşık olarak 3 veya 4 sürgün çıkıyor. Bunun ağırlığı 600 gramsa diğerlerinin baş ağırlığı da 200'er gram. Toplamda 600 gram elde ediyoruz. Yani bir kökten ortalama 1 kiloyla 1 kilo 200 gram ürünü almak mümkün. Hasadın geldiğini şu şekilde anlıyoruz. Normalde gördüğünüz gibi biraz netleyip göstereyim. Rengimiz açık yeşil ve baş kısmı küçük. İrileştiği zaman rengimiz koyu yeşile dönüyor. Ayrıca baş ağırlığı ağırlaşıyor. Şurasını biz hasat etmiştik. Daha net göstereyim. Yandaki yaprakları koparalım. Hemen yandan bir sürgün daha çıkmış. Şuradaki bitkimiz. Buradan da aynı şekilde baş yapıp meyveye dönecek. Aynı şekilde şu yan tarafta da bir tane bitkimiz var. Şu anlık iki bitki gözüküyor. Biz buradan 600 gram elde etmiştik. Buradan da aynı şekilde 300 gram elde edip bu ana başın ağırlığını bulmuş oluyoruz. Brokolinin bu özelliği çok iyi. Aynı yan tarafındaki bitkiyi de görebilirsiniz. Şöyle bir, şurada hemen iki, şurada üç, arkasında var dört. 4 adet olduğu zaman da 150 gramdan 600 gram elde eder. Yaz aylarında şuna dikkat ediyoruz. Erken çeşit ekerseniz hem hasada erken gelir hem de verim daha çok olur. Geç çeşit ektiğimiz zaman ise geç çeşitleri Ağustos ortası veya Ağustos sonu dikim yapıyoruz. Bunun nedeni ise sıcak hava bitkisi olmadığı için soğuk havalarda gelişim daha iyi oluyor. Ayrıca satışları da o zaman daha hızlanıyor. Tohumdan üretimi kolay olan bir bitkidir. Şu an gördüğünüz gibi başlarımız hazır. Güneşli olanlar daha erken oluyor. Ağaçların altında olanlar biraz gölgede kaldığı için onların hasat süresi yaklaşık olarak bir hafta fark atıyor. Şu an zaten görüyorsunuz bunlar daha çok ufak. Yine ufak. Aynı şekilde bunlar da ufak. Yaklaşık olarak bunların ağırlığı da 500 gram civarı gelir. Tohum, dediğim gibi tohum ekimleri kolay. Tohum ektiğiniz andan itibaren yaklaşık olarak 3 ila 4 hafta içinde fide haline geliyor. Fideden de hasat zamanı yaklaşık olarak çeşide göre değişiyor. 60 ila 120 gün arasında değişiyor. Tek sıkıntımız şu uçan kelebekler. Bunlar tırtıl zararlısının yumurtalarını bırakıp tırtıl yapıyorlar. Tırtıl da bayağı bir zarar veriyor. Şu an ayçiçeklerinde mesela oldukça zararı mevcut. Organik olarak bizim kullandığımız nane ve kekik yağı çok etkili. Bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Videosunu geçen sene yanılmıyorsam yüklemiştim. Ilık suyun içerisine biraz nane yağı, biraz da kekik yağı ekleyip tırtılların üzerine sıkıyoruz. Hem kovucu hem de öldürücü özelliği vardır. Hem de neredeyse bedavadır diyebilirim. Şu an pazarlarda kilogram fiyatı 30 liranın üzerinde. Büyük ihtimal bizim de satış fiyatımız 15 ila 20 lira arasında olacaktır pazar yerinde. Tohum ekiminden bilgiler verdik. Dikimden de bilgi vereyim. Şu fide ile şu fidenin arası 40 santimetre. Şundan, yani sıra üzeri 40 santimetre. Şu fide ile şu fidenin arası aynı şekilde 40 santimetre. Genelde 60 ile 70 yaparlar. Bizim çeşidimiz erken olduğu için sık dikim yaptık. Zaten gördüğünüz gibi hiç boşluk alan yok. Her tarafı tamamen dolu.
Böyle olduğu zaman da güneş fazla zarar vermiyor sıcak havalarda. Bunun haricinde gübrelemeden bahsedeyim. Gübreleme konusu çok önemli. Lahana grubu olduğu için mutlaka mutlaka susuz bırakmamamız gerekiyor. Eğer susuz bırakırsanız alt yapraklar sararır, bitki beslenmez. Azotlu ve potasyum gübrelemeyi çok seviyor. Sadece azot verirseniz bitki boya gidebiliyor. Diğer çeşitlerde olduğu gibi. Bu yüzden azotun yanına biraz da potasyum ilave ederseniz baş ağırlığınız daha ağır çekecektir. Sulamayı haftada en az 3 veya 4 defa yapmak gerekli. Gübrelemeyi ise haftada 1-2 defa yapmak yeterlidir. Dediğim gibi suyu çok seven bir bitki. Mutlaka susuz bırakmamanız gerekiyor. Biz bahçeye bölüm bölüm ürünler ektiğimiz için mesela şurası ortalama 200 ile 250 metrekare geliyor. Buraya bir çeşitimiz diktik. Yaklaşık olarak bundan 1-1,5 ay sonra tekrardan buraya bir çeşitimiz diktiğimiz zaman hiç sıkıntı olmadan satım yapabiliyoruz. Burası bittiği zaman buraya geçiyoruz. Burası bittiği zaman diğer tarafa geçiyoruz. Çünkü brokoli çeşidi sıcak havalarda çok çabuk çiçeklenmeye geçiyor. Bu çiçeklenmeyi önlemek için de ya hemen satmanız gerekli veya bizim yaptığımız gibi çeşit yapmanız gerekli. Çeşit yapmak en iyisi. Bir ürün para etmesi de diğer ürün para ediyor. Zararlardan devam edelim. Tırtılları söylemiştik. Şu kelebekleri gördüğünüz an eğer şu alanda yaklaşık olarak 200 metrekare alanda 10-15 adet kelebek görürseniz mutlaka ilaçlama yapmanız gerekiyor. İlaçlama yapmazsanız tırtılla mücadelesi zor. Daha doğrusu uğraşması zor. Nane kekik yağı veya insektisitle önlem alabilirsiniz. Bir de şöyle bir zararlısı var. Onu da alabaşlardan göstereyim. Fideyi diktiğiniz zaman eğer toprakta toprak bitleri varsa biz onları toprak biti diyoruz. Küçük siyah siyah böcekler oluyor. Ufak ufak delikler halinde yapraklara zarar veriyorlar. Mesela şu zararların hepsi toprak bitinin zararıdır. Aynı şekilde bunlara da görebilirsiniz. Önlem alınmazsa bayağı bir zararı oluyor. Yaprakları yediği için bitki fotosentez yapamıyor. Bu şekilde bayağı bir verim kaybı oluyor. Brokoli hakkında kısa bilgiler bu şekilde. Şunu da belirteyim. Kullandığımız yaklaşık olarak 2-3 çeşit tohum kullanıyoruz. Acun tohumdan aldığımız tohumları ekiyoruz. Hibrit çeşittir. Eğer standart tohum istiyorsanız Arzuman tohumdan alabilirsiniz. İkisi de kullandığımız ve tavsiye ettiğimiz firmalardır. Standart tohumlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Genelde onlar geçici çeşit olduğu için sıcak havalarda tohuma geçiyor. Bu yüzden hibrit çeşit kullanmayı tavsiye ederiz. Bugünlük kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.